arkadaşlar. Roven'deyiz. Aley Görülüm'le yeniden bir araya geldik. Beklenen an. Enerji depoları yerine geldi. Hava nasıl sence? Hava gayet okey ya. Yo. Bak ne oluyor biliyor musun? İki seferdir, iki kere Berlin'den çıktım geldiğimden beri. İkisinde de gittiğim günler o kadar güneşliydi ki. Ay çok şanslısın. Evet. Şu anda bana bisiklet almaya gidiyoruz Aleyna'nın arkadaşından. Hemen entegrasyon hızı bizim. Otobüsleri bekleyecek değiliz yani. Evet. Zaten çok ben eğer toplu taşıma fiyatları bu şekildeyse mümkünse yürüyeyim yani. Havalimanından çıkmak için 10 euro ödüyorsun. Bir bisikletimizi aldık. İsimleri de mi var? Bu çocuk bisikleti ya. Kötü olan. 3 tane anahtar var, bisiklet anahtar hepsi. Hangisi? Patatesleri bile dağılacağım. Ama Belçika'da McDonald's patatesi yememiz şu an bizim ayıbımız. Arkadaşlar Löwen'den yeniden merhaba. Gele gelmez soluğu Burger King'de aldık. Çünkü bu ikilinin vizyonu böyle. Yapacak bir şey yok. Karnımızı doyurmamız gerekiyordu. Çünkü şimdi Aleyna'nın arkadaşlarıyla tanışmaya gideceğim. Ya yurda bile uğramadan beni yani alıyor ortamlara. Şu an götürüyor. Bisikletler bugün şu an. Şeyin hemen dışına park etmiş Aleyna'cığım. Mercedesler bizim. Aleyna'nın şehrin içerisinde toplamda 3 tane bisikleti varmış arkadaşlar. Neden? Sarhoş olursa en yakın olanda alıp gideyim. 3 bisikletimin olma sebebi de 2 tanesi bedavaydı. Bu arada yani burada sokaklarda neden bisiklet yolu yok diye düşünüyordum. Herif böyle yoldan gidiyor bisiklet yani araba yolundan gidiyor. Sonra bak araba kullanılmıyor ki. Ulaşım aracı bisiklet yani. Tam bir üniversite şeyleri gerçekten. İlk üzerimler bunlar. Şimdi biraz bunları yiyeceğiz. Sonra da bisikletlere atlayıp gideceğiz nereye gideceğiz. Bakalım. Bana influencer kahvaltısı hazırlamışsın. Mükemmel bir kahvaltı hazırladı. Onun keyfiyle oturduk böyle Löwen'deki ilk sabahım. Olay o kadar garip ki biz bu ikili olarak sürekli Aleyna'nın Ankara'daki evinin masasında oturup böyle blog çekiyorduk. Okdun'un zamanları. Ve hani böyle hayallerimiz şeydi. Ben Almanya'ya taşınıyorum. Aleyna Avrupa'da herhangi bir yere taşınıyor. Herhangi bir böyle kesin şeyi yoktu. Ve sonra böyle birlikte geziyoruz Avrupa'da. Okdun'u bitirmeye çalışırken o böyle yoğun ve stresli zamanlarda sürekli diyorduk ki değecek. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ve şu an gerçek. Ben Berlin'de yaşıyormuşum. Aleyna Löwen'de yaşıyormuş. Ben böyle kalkıp oradan geliyormuşum. Birlikte sonrasında Parislere gidiyormuşuz. Aa bak bu açık. Spoiler. Yani inanılır gibi gelmiyor. Hayal ediyorsun ve oluyor gerçekten bazen. Gerçekten ya. Geçen burada Bill Gates buradaydı. Böyle info vereyim. Bill Gates mi? Neden? Burası böyle bir yer. İşte nereye bura abi? Zaten bak Brüksel'de havaalanına indim şey yazıyor. NATO'nun ülkesine hoş geldiniz. Vibe'lar şey, çok farklı. Şey dedim mesela dün, ben Avrupa'ya gelmişim falan dedim. Gerçekten Avrupa. Berlin'den sonra burası o kadar farklı geldi ki yani hani taşıt trafiği yok, sadece bisiklet. Ben bile bisiklet sürdüm anında, entegre oldum. Herkes böyle şey çöp poşetlerini koymuş sokaklara. Hepsi böyle farklı renklerde çöp poşetleri, hepsi farklı şey ifade ediyor. Yok Almanya'da yani. Da biraz öyle değil mi? Ya Almanya'da öyle. Berlin'de tek görebildiğim şey sivilcem şu an ekranda. Sadece o parlıyor böyle. Salla gitsin. Aleyna'nın bilgiler havada uçuşmaya başladı. O yüzden geri açtım vlogu. Şeyden bahsediyordum. Belçika'nın çizgi roman ülkesi olmasından. Şirinler mesela. Şirinler'de dikkat ederseniz şirinlerin elinde böyle atıştırma olarak hep waffle'la. Buna hiç dikkat etmemiştim. Burada bir reklam mesela. Yani politikası. Oha. Evet bak buranın nesi ünlü? Waffle'ı, çikolatası, patatesi, biraz. Aa mükemmel bir dörtlü ya. Süper bir ülke. Bugün ne yapacağımıza zaten henüz karar veremedik bu arada. Akşam işte seni şey yapacağım. Öğrencilerin fak barları var.
Yani fakülte barları. Kötü söyledi. Çok kötü duyuldu. Bunu bir daha izle. Öğrenci fakülte barları var. Ve işte her fakültenin kendi barı var. Öğrenciler volunteer, gönüllü olarak çalışıyor orada ve biralar 1 euro, 1,5 euro. Sonra belli bir saatten sonra da klaba dönüşüyor bazıları. Akşamın planı belliymiş. Bakalım gün içinde ne yapacağız? Birlikte görürüz zaten. Gün içinde bir Castle'a götüreceğim seni. Hiç uzatamam. Evet, bir ses var, bilmiyorum. Fark etmez mi? Fark etmez, olabilir. Şey, tamam, sıkıntı değil. Tamam. Plastiklerin havası inik değil, değil mi? Bir bak bakalım. Kopenhag. İnsanlar geliyordu, otomatik fotoğrafınızı çekiyorlardı. Aslında bu güzel, bunu atıyorum kendim. Nice, tatlı. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Beğendin mi? Hava çok güzel, vibe çok güzel. İnsanlar çok güzel. Yapıyor. Evet. Bu tarafı da böyle. Kocaman bir park. Tırıt, tırıt, tır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 ık. Arambark Kalesi. Kalesi. Ne geldik? İçine giremedik. İçinde girecek bir şey yok ya da biz giremedik bilmiyorum ama önünde okul böyle bir şey yapmışlar ya. Güneşli havanın keyfini çıkardık ve biraz fotoğraf çekindik. Şimdi devam edeceğiz bu şekilde. Nasıl değirmenlerini çekmemin tek nedeni babamın hoşuna gideceğini düşünmem. Babacım, bu senin için özel. Sana özel içerik. Şimdi devam edebiliriz turumuza. Buradan değil mi? Devam edemiyormuşuz. Dönüyorum. Defa dün ve bugün böyle ulaşım amaçlı bisiklet kullanıyorum. Boş zaman aktivitesi olarak değil ve hayatımda ne yaya olarak ne sürücü olarak bu kadar saygı görmemiştim yani. Benim Turkish brain bunu idrak edemiyor. Çıkartacağım galiba ya. Ay çöktüm ben. O kadar sıcak ki şu an. Neredeyiz bu arada? Çöktük böyle. Can Grut Beginshof'tayız. Evet. Burası eskiden dindar kadınların yaşadığı bir yermiş. Google Maps'te öyle yazıyor yani. Ben de ilk defa geldim açıkçası. Kafan görünmüyor. Böyle bilgi veren bir vücutsun şu an. Ben buraya 4 gün gezmemiştim. Bisikletle geliyordum. Ama buradaki her şey zaten bisikletle gezmemiştim. Bir şey değil. Dar sokaklar. Arnavut kaldırımlı. Hafif Ayvalık vibes değil mi? Güneşli olunca her şeyi Ayvalık vibes diyebiliriz. Şu an armut molası verdik. Şehir merkezine gideceğiz sonra. Bitti sonra şehir. Değil mi? Bir günde Löwen turu. Löwen turu. We'll be right back.
Avrupa'nın en uzun barlar sokağındayız. Belki Türkler için çok kısa gelebilir ama Avrupa'da hiç yan yana bu kadar barın olduğu bir yer yok. Burası geceleri inanılmaz keyifli. Suyun hiç izleyen, bir şey içmene bile gerek yok. Sarhoş öğrenciler kaynıyor. O kadar eğlenceli ki izlemesin. Boylu boyunca bar, karşılıklı yer barlar bunlar. Belli bir saatten sonra klaba falan dönüşüyor bunlar. Dökülmediğimiz, yıkılmadığımız bir an yok şuradan. Sürekli devriliyoruz bisikletlerle. Belçikalılar gülüyordur halimize büyük ihtimalle. Bu arada gerçekten Belçika'da olduğumuzu sürekli unutuyorum. İnsanlar Dutch konuştukları için, Flemenkçe mi Türkçe? Flemenkçe. İnsanlar Flemenkçe konuştukları için sürekli burası Hollanda zannediyorum. Yanlış bir politik yorum yani bu şu an. Evet, ben var ya şu an Belçika'da. Belçikalı ağlar şu an. Ama kim, hangi Belçikalı bu videoyu izliyor Allah aşkına? Şey, alt yazı koyuyormuşum. Loven'i övüyorum övüyorum. Loven bu arada bayağı chill bir mekan, ben bayağı sevdim. Sadece öğrenciler yaşıyor. İnanılmaz. Evet, şehrin tamamı böyle koca bir kampüs. Öyle diyebilirim. Her tarafı kampüs zaten. Şu an kampüs olmayan tek sokağındayız. Ya bir de şimdi gideceğimiz bar kampüsün içinde. Oha. Öyle bir bar. Çok güzel görünüyor. Evet, şu an Belçika'daki ilk waffle deneniyor. Ne düşünüyorsun? Güzel. Bayağı güzel. Bir şeye benziyor tadı ama ne? Bayıltıcı da değil. Hı-hı. Yediğim en iyi waffle hamuru. Bu arada ben hiç waffle da sade yememiştim. Ama bu haliyle sade yenir yani burada yapılan şekle çok biraz iyi. Biraz daha koysan üstüne, yani Nutella falan koysan ağır gelir bence. Ve 2,5 euro. Gayet makul. İçinden böyle yumurta tadını falan alıyorum ben şu an. Bayağı hoş bir hamur. Şey önerilir. Löwen'e gelirseniz şey yapın. Arkadaşlar şimdi böyle buranın bir meydanına geldik. Burası bir kütüphaneymiş sanırım. Aleyna'nın bizzat çalıştığı bir kütüphane. Benim için turistik bir yer. Ama burada çok inanılmaz saçma bir heykel var şu an. Onu göstermek istiyorum size. Genelde saçma heykeller konusunda Türkiye'miz öncüdür. Ama bu bilmiyorum. Benim hayatımda gördüğüm sayılı saçma şeylerden. Ya yani bilmiyorum. Takdir sizin. Kalemle mi? Değil mi? Bak bir de bir şeyin içine geçirilmiş gibi yani. Bu bir... zeytin böceği bence. Zeytin böceği yeşil olduğu için. Hayır ne bileyim sivrisinek. Parlak. Hani bu böyle kendini... sivrisinek mi? Yuh. Bok alakası böceği. Yok. Bok böceği. Bok böceği bu. Böyle hani yeşil parlak olan ve sürekli kendini ışığa vuran böcek. Ve bunu böyle bir şeyin bir... ne denir buna? Zırığa geçirilmiş gibi böyle bir mızrak gibi bir şey içinden geçmiş hayvanın. Ve böyle bir şey dikmişler buraya, anlamadım gerçekten. Bilen varsa açıklayabilir mi lütfen? Belçika'nın yani meşhur olduğu şeylerden biri alakasız heykelleri. Gerçekten? İşeyen çocuk, işeyen kadın, aa, işeyen şey köpek. Yani ama bu özel. Bu çok başka. Özel. Evet, bu sadece bu vlogda. Biraz yorumlara açık ama fark var ama fiyatlar hiç öyle değil. Fiyatlar gayet. Fuck the rest. Fuck that rest is the best. Bence kendileri şey yapmışlar. Öğrenciler işte şaka olsun. Şaka. Şakalar komiklikler ama fiyatlara bakar mısınız güzelliğe? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Let's go. Let's go. Şu anda bütçe seyahati projemiz akşam yemeklerimize devam ediyor. Geldiğimiz barda Aleyna'nın sabah bize pişirdiği mercimekleri yiyeceğiz. Yemeklerimiz hazır yani. Üzerinde bir dilim ekmek, mercimek. Endlessly crazy for you. Depends on the work that I have, and now they pay me at 12.8. Yeah. Hello.
Konuşamıyorum. Bak çok merak ediyorum. Bence bok gibi oldu. Yani gerçekten ana kullanım, ana... Bir daha olmadı şu an. Jeez. Ya deme hakkına sağ... Ah! Lan! Kuş mu atladı? Kuş atladı. Aha burada da kuş var bir tane. Gel bili. Hello. Ama ah! Beep. Nice. Harbiden bende bir Avrupalı şeysi var ha. Bende o ben müthiş bir yer ya. Küçücük yani bir de. Turistler etrafında deli dönüyor ama. Saçma sapan. Çocukla birlikte ben de ağlamaya başlayacağım.